Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi kervanımızı taşlayan olursa, yolumuza çıkan bulunursa, tekerimize çomak sokmak için fırsat kollayan görülürse buradan hepsini uyarıyorum. Sanmasınlar kapandı kara kaplı defterler. Bir gün ödenecektir en ağır bedeller. Ülke Ocakları Edirne İl Yönetim Kurulu'nun tanıtım toplantısı Karaağaç yolu üzerinde bulunan bir kahvaltı salonunda yapıldı. Yeni yönetim kurulu üyeleri ve ocak üyelerinin katılımıyla yapılan tanıtım toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne Ülke Ocakları İl Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Deniz, yaptığı konuşmada 14 Nisan'da görevi devraldıklarını belirterek tüm ilçelerde oluşumları tamamladıklarını açıkladı. Edirne'de göreve geldiğimden beri yaptığım gözlemler ve araştırmalar ile birçok eksikliğin giderilmesi konusunda planlamalarımızı yaptık, yapmaktayız ve yapacağız. Öncelikli olarak il merkezimiz ve 8 ilçemizde oluşumlarımızı tamamladık. Yöneticilerimizin her ilçeden ve büyük köylerden olması için özen gösterdim. Şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiki hedefimiz ülke ocağımız olmayan ilçelerimizde ocak başkanlarımızı seçerek en kısa sürede yapılanmalarımızı tamamlamak, ilçe ocaklarımızı açmak olacaktır. Ben ve ekibim bu konuda çalışmalarımızı gece gündüz ayrımı gözetmeksizin sürdürmekteyiz. Planlamalarımızda 2 ay gibi bir sürede 4 ilçemizde ocak binamızın ve ocak başkanımızın hazırlığı yapılmakta. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi kervanımızı taşlayan olursa, yolumuza çıkan bulunursa, tekerimize çomak sokmak için fırsat kollayan görülürse buradan hepsini uyarıyorum. Sanmasınlar kapandı kara kaplı defterler. Bir gün ödenecektir en ağır bedeller. Deniz, spora önem verdiklerini, Edirne Ülke Ocakları'na masa tenisi kazandırdıklarını söyledi. Ben sporun içinden gelen bir insanım. Bu yüzden spora çok önem veriyorum. İlk olarak ocağımızda bir adet masa tenisi kazandırdık. Gençlerimizin rahatça spor faaliyeti yapabilmeleri için. Bir e-spor takımı kuruyoruz Edirne Ülke Ocakları olarak. İnanıyorum ki kuracağımız e-spor takımı adını, Edirne Ülke Ocakları'nın adını altın harflerle yazdıracak. Daha sonra yönetim kurulu üyelerinin tanıtımı yapıldı. Basın tanıtım etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.